Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, bulmalara ve telgraf bildirim sesleriyle. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gibi Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Dağlık Karabağ, Azerbaycan, 1990'lı yıllar, tekinsiz bölgeler. 1992 yılında ateşkes ilan edildiğinden beri bu anlaşma tek taraflı uygulanmaktadır. Azerbaycan, uluslararası arenada yapayalnız bırakılmıştır. İşgalci tarafsa bu ateşkes antlaşmasına hiç saygı duymadığını, onu tanımadığını sürekli hatırlatmaktadır. Yersiz, zamansız taciz ateşleri aralıksız olarak Azerbaycan tarafında can ve mal kaybına neden olmaktadır. Azerbaycan ise uluslararası normlara göre misliyle karşılık vermeye çalışmaktadır. Yani bu artık sadece kağıt üzerinde bir ateşkesti. Haydar Aliyev'in ömrü bu sorunu çözmeye yetmeyecektir. 90'lı yılların sonlarından itibaren ağır sağlık sorunları da Önder'in faaliyetlerini zorlaştırmaktadır. 2003 yılında son kez Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı olarak partisi tarafından öne sürüldüğünde gittikçe kötüleşen sıhhati nedeniyle bunu geri çevirdi. Yerine siyasal bilimler doktoru ve parlamento üyesi olan oğlu İlham Aliyev'in adaylığını önerdi. Azerbaycan halkının, halkın tabiriyle ümummilli lideri Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü Birleşik Devletler'deki Cleveland Kliniği'nde hayata gözlerini yumdu. Ancak Karabağ sorunu pek yakın zamanda çözülecek gibi görünmüyordu. Azerbaycan halkı ve yönetim bundan dolayı sorunun barışçıl yollardan çözülmesi için arabuluculuk yapmak üzere AGİT tarafından organize edilen Minsk grubuna kızgındı. Sorunun çözülmesi için oluşturulan bu grup, tarafsızlığını koruyamaması ve konuyu çok fazla sürüncemede bırakmasıyla adeta sorunun bir parçası haline gelmişti. Meselenin kökleri 20. yüzyılın başlarına dek gidiyordu. Ancak olayın yeniden patlak vermesinin nedeni 1988 yılının 20 Şubat'ında Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına az kala oluşan boşluğu kullanan Ermeni daşnaklar tarafından illegal bir şekilde kurulan sözde Dağlık Karabağ Parlamentosu'nun bu bölgenin Azerbaycan'dan alınarak Ermenistan'a bağlanmasını talep etmesiydi. Tam da o yıl, o ay, yıllarca sürecek olan kanlı bir savaşın fitilini ateşleyen bu talebin öne sürülmesinden 13 gün önce Bilesuvar rayonunun Aliabad köyünde bir bebek dünyaya geldi. Babası Ağa Kerim ve annesi Şamama'nın 3. evladıydı. Adını mücadele eden, mücadeleci veya eski Arapçadaki manasıyla teke tek savaşan savaşçı anlamına gelen Mübariz koydular. Bu isim Karabağ Savaşı ile aynı yaşta olan çocuğun adeta bütün kaderini belirleyecekti. Daha çocuk yaşlarından itibaren onda tam anlamıyla mübariz bir karakterin belirgin özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Boksun yanı sıra vücut geliştirmeye de tutkundu. Daha erken gençlik dönemlerinde çok güçlü bir fiziksel yapıya ve savaşçı bir ruha sahipti mübariz. Bölgede İbrahimov ailesinin Seyit olduğu, yani peygamber soyundan geldiği anlatılır.
dindar bir ailedirler. Mübariz namaz kılan, oruç tutan bir çocuktu. Sevap konusunda takıntısı vardı. Güzel bir şey yaptığında çok seviniyordu. Sık sık babasına koşarak, ''Baba, şöyle bir şey yaptım, sevabı var mıdır?'' diye sorardı. Bir defasında tarladan gelirken fenalaşmış biriyle karşılaşmıştı. Adamcağız sadece ''Su, su'' diyebiliyordu. Mübariz onu görünce koşarak köye gitmiş, su ve ekmek getirip adamı kendine getirmişti. Ardından çok bağlı olduğu babasına koşarak, ''Baba, ben iyi bir şey yaptım değil mi? Sevap değil mi?'' diye sordu. ''Sevap oğlum, büyük sevap. Allah bunun için seni mutlaka ödüllendirir.'' Hocalı katliamı gerçekleştiğinde Mübariz daha 4 yaşındaydı. Okulda Hocalı faciasıyla ilgili bir yazı yazdığında, etkinliklere katıldığında, televizyonda Ermeni mezalimini anlatan yayınları izlediğinde, onların akranlarına, kadınlarına, yaşlılarına sırf Türk oldukları için işkence edip öldürdüklerini öğrendiğinde, tertemiz çocuk kalbine büyük destanın ilk satırları yazılmaktaydı. Annesinin anlatımına göre bu tür yayınları çok dikkatli takip ediyordu. Hatta bir keresinde sınıf öğretmeninden Hocalı katliamı hakkında daha fazla bilgi vermesini rica etmişti. Seninle alakaya çıkıram. Eşidirem, eşidirem. Kimdi? Kevork. Benim, Kevork. 1993 yılına gelindiğinde Mübariz henüz 5 yaşındayken Azerbaycanlı ünlü yönetmen ve oyuncu Ceyhun Mirzayev'in Feryat isimli çarpıcı bir filmi gösterime girdi. Filmdeki bir sahnenin yıllar sonra çok daha fazlasıyla gerçekleşeceği o sıralar kimsenin aklına gelmezdi. Karşılaştıkları bir sivil katliamdan sarsılan ve oldukça öfkelenen filmin kahramanı gönüllü asker İsmail, öncelikle katliamın sorumlusunun iyi tanıdığı ve yerini de bildiği Levon adlı bir Ermeni taşnak olduğunu öğreniyor. Kısa bir hazırlıktan sonra tek başına Ermeni saflarına saldırıyor ve katliamın sorumlusunu elleriyle öldürüyor. Daha sonra girdiği şiddetli çatışmalardan birinde İsmail'in mermisi bitiyor, ayağından yaralanıyor ve esir düşüyor. Filmin geri kalanı İsmail'in bir Ermeni ailesinin evinde rehin tutulduğu sırada yaşadıklarını anlatıyor. Ders. Bu Türk senin düşmanın da oğlum. Gülleliye onu. İsmail filmin sonunda bir esir takasıyla ülkesine kavuşuyor. Ancak İsmail'i canlandıran oyuncu ve yönetmen Ceyhun Mirzayev filmini izleyemeden kalp krizinden vefat etti. Ceyhun Mirzayev'in oyunculuk istidadı tartışılmazdır. O çok küçük yaşlarından beri beyaz perdedeydi. Ancak özellikle bu filmde Azılı Daşnak Armen Haçaturyans karakterini canlandıran usta oyuncu Melik Dadaşov'un müthiş performansı beni hayran etmiştir. Ben inanırım ki ömrüm boyu apardığım mübarizada sonuncu defa Azerbaycanlı Türk görürüm. Ona göre baktım sana. Bu rolünden dolayı halktan olumsuz tepkiler alan Dadaşov, daha sonra bütün bunlara ben o rolümde aslında o karaktere olan nefretimi yansıttım diyecekti. Azerbaycan'da bir nesil bu filmler ve savaşa dair trajik hikayelerle büyüyordu. Evin son beşiği küçükken fiziksel açıdan zayıf bir çocuktu. Ancak buna rağmen son derece çalışkandı. Hatta büyükleri ev işlerinde ona görev vermediklerinde alınıyordu. ''Ben zayıf değilim, bana da iş verin.'' diyordu. Büyüklerinden daha fazla koşturuyor, her yere yetişmeye çalışıyordu. Babasının anlattığına göre doğuştan ilginç gözleri vardı. Hatta bir keresinde Mübariz daha bebekken çocuğun gözlerindeki ilginç parıltıyı fark ettiğinde eşini de çağırıp göstermişti. Gözlerindeki bu parıltı hayatının sonuna dek hiç sönmedi. İlk okulun ilk günü düzenlenen etkinlikte Mübariz babasıyla birlikte bir asker şarkısında dans etti.
Bu onun hayatının ilk ve son dansı olacaktı. İlk dersin ilk sorularından biri büyüyünce ne olacaksınızdı. Sıra mübarize geldiğinde tereddütsüz asker olacağım dedi. Yıllar geçtikçe fiziksel görünümü değişmeye başladı. Köydeki beden eğitimiyle yetinmeyen Mübariz, boks ve vücut çalışmak için ilçe merkezine gidip gelmeye başlamıştı. Yakın çevresine birkaç kez Azerbaycan'ın bayrağını yükselteceğim demişti. Ya spor müsabakalarında ya da savaşta. Büyüyüp kuvvetlendikçe daha önce onun bu hayalleriyle dalga geçenler onu ciddiye almaya başlamışlardı. On birinci sınıfta öğretmeni Şuşa hakkında konuşurken onu dikkatle dinledi. Öğretmen soruları almaya başladığında Mübariz, "Peki bu savaş ne zaman başlayacak?" diye sordu. Haritalara karşı çok meraklıydı. Sürekli haritaları inceler, savaşın katliamların olduğu bölgeleri tespit ederdi. Askere gittiğinde fiziksel üstünlüğü, ateş yeteneği ve yakın dövüş özelliği nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti iş birliklerine alındı. Bu birlikler Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı askeri bir kolluk teşkilatıdır. Komutanları onun çok güçlü ve kabiliyetli fakat bir o kadar da sakin tabiatlı bir asker olduğunu anlatırlar. Neredeyse bütün silahları ve savaş taktiklerini öğrenmeye çalışıyordu. Komutanlarına başka hiçbir askerin sormadığı detayları soruyordu. Sürekli arayış içindeydi. Bir askerin hiçbir şeyden korkmaması için özel eğitim var mıdır? Görevin eksiksiz yerine getirilmesi için asker neyi başarmalıdır? Hızlı karar vermeye öğrenmek için ne yapmalıyım? Her derste, her eğitimde biraz daha gelişiyor, hedefine doğru ilerliyordu. Okulundan başarıyla mezun olduktan sonra köyüne geri döndü. İnsanlar onu tanımakta güçlük çekiyorlardı. Hatta yolda karşılaştığı sınıf öğretmeni dahi önce onu tanıyamadı. Daha sonra ise onu sesinden, gözlerinin renginden ve o karakteristik ışıltısından tanıyabildi. Mübariz iş bulmakta güçlük çekmedi. Hemen bir güvenlik görevlisi olarak iş buldu. Spor yaşamına da devam ediyordu. Ancak bu hayat onu çok sıkıyordu. Aklı fikri ön cephedeydi. Birkaç kez arkadaş ortamında da orada olmalıyım diye tekrarlamıştı. Planı önce rütbe almak için sınavlara girmek, ardından ön cepheye gitmekti. Sonunda bu niyetini ailesine açtığında önce itiraz cevabı aldı. Mübariz sınavlara giremedi. Bir sonraki sene sınavlar arifesinde Mübariz bir kez daha ailesini ikna etmeye çalıştı. Yine kabul edilmedi. Babası açık bir şekilde savaş çıkarsa gidersin dedi. Mübariz, baba ben mutlu değilim buralarda dedi. Benim yerim dağlardır. O dağlar beni kendine çekiyor. Gel senin huzurun burada diyor. Annesinin anlattığına göre o sırada Mübariz babasının ayaklarına kapanarak yalvarmaya başladı. Nihayet ebeveynlerinin rızasını aldıktan sonra sevincinden ikisini de öptü ve kısa süre sonra kurslara başladı. Özel kuvvetlerdeyken elde ettiği tecrübeler burada çok işine yaradı. Okul arkadaşları onun mühimmat üzerindeki hakimiyeti ve müthiş nişancılığına hayran kaldılar. Daha önce de söylediğimiz gibi Hocalı ve Şuşa konusunda çok hassastı. Okulunun duvarlarında Şuşa'dan karelerin olduğu duvarın önünden her geçtiğinde mutlaka biraz dururdu. Onları seyreder, yoluna öyle devam ederdi. Arkadaşları onun işgalciler hakkında söylediklerini hala hatırlıyorlar. Onlar orada öyle rahatça oturamazlar. Ben varken onlara rahat yok. Kafalarını kaldırtmam. Daha okulunu bitirmeden gönüllü olarak ön cepheye alınması için başvurdu. Kurs bittikten sonra 2010 yılının Mart ayında ön cepheye gitti. Ailesinin bundan haberi yoktu. Mayıs sonunda örnek hizmetleri nedeniyle 8 günlük tatil hakkı kazandı. Köyüne geldiğinde ailesi ve yakınları onu bambaşka bir ruh halinde gördüler.
Annesinin anlatımına göre o en sıcak savaş bölgesinden değil, adeta tatilden gelmiş gibiydi. O denli dinç, sakin ve neşeliydi. Ön cephede hizmet ettiğini o sırada öğrendiler. Her şeye rağmen tedirginleşen ailesine, "Korkmayın," dedi. "Her şey çok güzel olacak. Onlar yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Masum çocukları mızraklara taktılar. Camilerimizin ezanlarını susturdular. Er geç bayraklarımızı Karabağ'da, Han kendinde dalgalandıracağız." Her şey ortadaydı. Mübariz tek bir hedefe odaklanmış ve bütün hayatını da buna göre programlamıştı. "Vatanımı özlüyorum," dedi bir keresinde babasına. "Ben onun yarım canlı kalmasına dayanamıyorum." Babasının ağzından beklemediği bir cümle çıktı. "Üç oğlum var. Biri vatana feda olsun." Mübariz'in gözleri parladı. Koşarak gidip telefonunu getirdi. "Helal olsun baba. Bir daha söyler misin?" Baba tekrarladı. Oğlu sesi telefonuna kaydetti. "Sen bir kahramansın baba. Seninle gurur duyuyorum." Baba daha sonra o an garip bir ruh haline girdiğini, o kelimeleri tamamen istem dışı söylediğini açıkladı. "Sanki onları bana Allah söyletiyordu," dedi. Köyden ayrılmadan önce ailesiyle, sonra da öğretmenleriyle helalleşti. Arkadaşlarıyla da vedalaştıktan sonra sınır bölgesine dönmek için hazırlanmaya başladı. 8 gün sabredememişti. "Hakkınızı helal edin." Bu onun ailesine en sık söylediği sözdü. Evden her çıktığında bunu söylerdi. "Hakkınızı helal edin. Gidip dönmemek var." Mübariz bir komutan olarak görevi boyunca askerlerine vatan aşkını aşıladı. Vatan için ölümün yüksek değerini anlattı. O şehit olmayı seçmişti. Ancak bununla da yetinmemiş, şehit olmadan önce haleflerini yetiştirmeye çalışmıştı. Mübariz'in askerlerinden biri anlatıyor. "Hep şunu söylerdi. Vatan bizim annemizdir. Sizin anneniz düşman elindeyken rahat edebilir misiniz?" "17 Haziran'da, yani şehadetinden saatler önce evini aradı. Annesiyle konuşurken, "Beni merak etmeyin, kendinize iyi bakın. Kardeşlerim evlensinler. Babam da endişelenmesin, onun Mübariz gibi oğlu var," dedi. Telefonda konuşurken sesi son derece heyecanlıydı. Çok hızlı nefes alıyordu. Bir yere acele ediyor gibiydi. Ebeveynleri bunun dağda şebekenin zayıf olmasından dolayı Mübariz'in kısıtlı süre içinde çok şey anlatma çabasına bağlamışlardı. Bu konuşmadan sonra Mübariz'in ne yaptığını kimse bilmiyor. Yanındaki silah arkadaşları bile konuya bir noktaya dek vakıflar. O sıradaki komutanı Tural Hasanov'un Azerbaycan ANS kanalına verdiği röportajında anlattıkları. "Akşam saat 21.30 sularıydı. Mübariz'e sorumlu sensin dedim. Askere uyuma komutasını ver." O sırada Ermenistan tarafından ateşkes ihlal edildi ve çatışma çıktı. İlk başta çok da şiddetli değildi. Ben hazırlanırken Mübariz, "Ben de geleyim mi?" dedi. "Hayır, sen kışlada kal, ben giderim," dedim. Dışarı çıktığımda çatışma hala zayıftı. O sırada beni şaşırtan bir şeye şahit oldum. İlk başta bize doğru ateş eden Ermeni birliklerinin kendi aralarında çatışma çıktı. Geri döndüğümde Mübariz'i kışlada bulamadım. "Gizir İbrahimov nerede?" dedim. "Sahaya indi," dediler. "Ben oradan geliyorum, Mübariz'i görmedim," dedim. "Tekrar çıkıp aradım, bulamadım. Cepten aradım. Bir kez çaldı, sonra ulaşılamadı." "Bölük komutanını aradım. Mübariz yok," dedim. O sırada içime bir şey doğdu. Tekrar dışarı çıktım. Gözlerim doldu. Silahımı çekip içimi boşaltmak istercesine boşluğa ateş etmeye başladım. Ben ateş ederken söylediği son sözler kulaklarımda çınlıyordu. Ben yolumu seçtim.
Düşmandan yüreğimce intikam almazsam, Allah'ım da, ebeveynlerim de beni bağışlamaz. Vatanın azatlığı için kurban gerekiyorsa, biri de benim. Öleceğim, içime doğuyor. Odaya girdiğimde kamuflajının üst kısmının askıda olduğunu gördüm. Ceplerini kontrol ettim. Telefon cebindeydi. Kapalıydı. Diğer cebinden bir mektup çıktı. Oturdum, mektubu okudum. Canım babam ve annem, beni merak etmeyin. İnşallah cennette görüşeceğiz. Benim için bol bol dua edin. Vatanımın bu dar gününde kalbim dayanmıyor. Allah için bunu yapmam lazım. En azından yüreğim soğur. İnşallah şehit oluncaya dek bu şerefsizlerin üzerine gideceğim. Şehit olursam ağlamayın. Aksine sevinin ki o mertebeye yükseldim. Allah'a ibadetinizi eksiksiz yerine getirin. Bol bol sadaka dağıtın. Bir seyit torunu olarak bunu yapmam lazım. Allah büyüktür. Vatan sağ olsun. Hakkınızı helal edin. Oğlunuz Mübariz. Bölük komutanını aradım. Geldi. Beraber çatışma alanına çıktık. Hala devam ediyordu. Uzun süre Mübariz'e seslendik. Cevap gelmedi. Hava da karanlıktı. Hiçbir şey göremiyorduk. Mübariz gitmişti. Geri dönmemek üzere. Anne babasına telefonda söyleyemediklerini mektuba yazıp bırakmıştı. Daha sonra o sırada orada bulunan nöbetçi asker tarafından da görüldüğü ortaya çıktı. Asker Mübariz'den tek başına gitmemesini istemiş, Mübariz itiraz etmişti. Olayla ilgili resmi bilgi şöyledir. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Teğmen Mübariz İbrahimov, 18 Haziran 2010 saat 23.30 sıralarında bir mektup yazarak görev yaptığı birlikten kimseye haber vermeden Dağlık Karabağ temas hattına doğru ilerlemeye başladı. Tek başına 1 kilometrelik mayınlı bir alanı geçti ve Terter rayonunun Çaylı köyünde bulunan Ermeni Silahlı Kuvvetleri karakoluna baskın düzenledi. İbrahimov burada Ermeni kuvvetleriyle 5 saat savaştı ve sabah saatlerinde şehit oldu. İlk iddiaya göre İbrahimov bu çatışmada 4 Ermeni askeri öldürmüş ve 4 kişiyi daha yaralamıştır. Ancak farklı kaynaklara göre 45 veya 140 Ermeni askerini öldürmüştür. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın ilk açıklamasına göre Mübariz İbrahimov, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Terter rayonu yönündeki saldırısını püskürtürken şehit oldu. Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti yetkilileri, temas hattında bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birimlerin, Azerbaycan'ın 20 kişilik bir istihbarat sabotaj birimi tarafından aniden saldırıya uğradığını iddia etti. Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın iddiasına göre, silah arkadaşları geri çekilirken Mübariz İbrahimov'un naaşı Ermenilere ait temas hattının kenarında bırakılmıştır. Ermeni yetkililer bunun çatışmanın Azerbaycan güçleri tarafından kışkırtıldığını kanıtladığını belirtti. Azerbaycan hükümeti bu iddiaları yalanladı ve savaşa sadece Mübariz İbrahimov'un katıldığını bildirdi. Ermeni Ulusal ve Uluslararası Araştırma Merkezi Müdürü, James Information Services'in eski askeri analisti Richard Giragosyan, savaşın ya Ermenilerin tepkisini test etme niteliğinde ya da Azerbaycan ordusunda komuta ve disiplin eksikliğinin bir işareti olduğunu değerlendirdi. Thomas de Waal'a göre, naaşın Ermeni kontrolündeki topraklarda olması, savaşın daha çok Azerbaycan tarafının bir saldırısı olduğunu gösteriyor. Yine de gerçek resim muhtemelen asla bilinmeyecek, diyor. Ermenistan, Mübariz'in naaşını yaklaşık 4,5 ay boyunca teslim etmedi. İlk başlarda naaşın Ermeni tarafında değil, tarafsız bölgede olduğunu söylediler. Bu Ermenilerin önceki iddialarıyla çelişiyordu. Daha sonra Rus sitelerinde Mübariz'e ait olduğu iddia edilen ceset resimleri yayınlanmaya başlandı. Ve bu Azerbaycan'da çok derin duygusal sarsıntıya neden oldu. Azerbaycan hükümeti bu davranışın uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu açıkladı.
ve bir kez daha Naş'ın Azerbaycan'a teslim edilmesini talep etti. Savaşta cesetlerin teslim edilmemesi ayrıca Cenevre Antlaşması'na da aykırıydı. Azerbaycan hükümeti Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin Bakü'deki temsilciliğine başvurdu. Burada daire başkanı olan İlaha Hüseynova bu talebi Erivan'da bulunan temsilcilik aracılığıyla Ermenistan hükümetine ilettiklerini belirtti. Komitenin Bakü temsilciliği, Mübariz İbrahimov'a ait olduğu iddia edilen fotoğrafların internette dağıtıldığı bilgisini hem Cenevre'deki merkeze hem de Erivan'daki temsilciliğe iletti. Azerbaycanlı siyasal bilimci Fariz İsmailzade'ye göre yaşanan gerilim savaşa yol açabilecek düzeydeydi. 27 Ekim 2010 tarihinde Rusya'nın Astrahan kendinde Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Cumhurbaşkanlarının üçlü toplantısında ortak deklarasyon imzalandı. Bu beyannameye göre savaş esirlerinin takası yapılmalı ve ölenlerin cesetleri gecikmeksizin karşı tarafa teslim edilmeliydi. Anlaşma 4 Kasım'da yürürlüğe girdi. Mübariz İbrahimov ve 4 Eylül'de Ermeni ordusuyla Terter bölgesi yönünde çıkan çatışmada şehit olan Kıdemli Teğmen Ferit Ahmedov'un naaşları 6 Kasım'da Azerbaycan'ın Ağdam ilçesine bağlı Başgarvent köyü yakınlarındaki Dağlık Karabağ temas hattında tarafsız bölgede Azerbaycan tarafına teslim edildi. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve mahkumlar ile kayıp ve rehin alınan vatandaşlar devlet komisyonu temsilcileri de bu sürece katıldı. Aynı zamanda Azerbaycan tarafı Akdere bölgesi Sokovuşan köyünün eski sakinlerinden 86 yaşındaki Gavruşa Arustamyan'ın cesedini Ermeni tarafına iade etti. Ertesi gün saat 12'de Mübariz İbrahimov ve Ferit Ahmedov'un naaşları morgdan alınarak Tezepir Camii'ne götürüldü ve burada İslami geleneklere göre defin için hazırlandı. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Uzmanlık ve Patolojik Anatomi Birliği'nden cenazelere kalabalık ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri, devlet trafik polisi araçları eşlik etti. Törene askerlerin yanı sıra çok sayıda sivil de katıldı. Mübariz İbrahimov ve Ferit Ahmedov, 7 Kasım'da Bakü'de bulunan 2. Ulusal Şeref Mezarlığı veya Azerbaycan Türkçesiyle 2. Fehri Hıyaban'da törenle toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki şehidin anısına saygı duruşunda bulundu ve Dağlık Karabağ sorununun zorla çözülmesine yönelik uyarılarını yineledi. Azerbaycan askeri yollarla her an ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden tesis edebilir diyen Aliyev, Ermenistan'ı Azerbaycan'ın tarihi toprakları olarak adlandırdı. Mübariz'in babası olmak çok zordur diyor baba. Ama bir o kadar da onur verici bir duygudur. Evlatlarınıza bile fazla bağlanmayın derler. Bir gün başlarına bir şey gelirse kendinize gelemezsiniz. Bazen kendi kendime keşke çocuklarıma bağlandığım kadar Allah'a bağlansaydım diyorum. Benim oğlum annesini, babasını, her şeyini Allah ve vatan yolunda feda etti. O Allah'ı ve vatanını hepimizden daha çok sevmişti. Hayatının en güzel çağıydı. Bütün kapılar yüzüne açıktı. Fiziği, yakışıklılığı ve aldığı eğitimle istediği yerde çok güzel kariyer yapabilirdi. Ama o bunların hiçbirini istemedi. Annesi, onu çok özlüyorum diyor. Bir yandan da gurur duyuyorum ve eminim ki onu hiçbir şekilde durduramayacaktım. Utangaçlığından düğünlerde hiç oynayamadı. İlk ve son kez ilkokul birinci sınıfta asker marşında babasıyla birlikte dans etmişti. Şehit haberi alındığından beri evin kapısı tam kapatılmıyor. Ülkenin her yerinden insanlar onun doğduğu evi ziyarete gelmeye devam ediyorlar. Acılarını kalplerine gömen Akerim babayla Şamama anne
misafirlerini sakince karşılıyorlar. Acıları her gün tazelense de. Annenin anlattığına göre bazen avluya ziyaretçi girdiğinden haberleri bile olmuyor. Bir bakıyorsun küçücük çocuklar avluya dolmuş. Mübariz'in fotoğraflarını seyrediyorlar. Kimi zaman fotoğraf istiyorlar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 22 Temmuz 2010 tarihli kararnamesiyle Teğmen Mübariz İbrahimov, Cumhuriyet'in bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün korunmasındaki olağanüstü hizmeti ve cesaretinden dolayı ölümünden sonra Azerbaycan Ulusal Kahramanı unvanıyla ödüllendirildi. Bunun dışında Altın Yıldız ve Vatan Evladı madalyalarıyla onurlandırıldı. Ayrıca Azerbaycan'da Yılın Adamı ödülüne layık görüldü. İlham Aliyev onunla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi. Mübariz girdiği savaştan sağ salim çıkamayacağını iyi biliyordu. Ancak ondaki vatan sevgisi, toprak sevgisi, vatanseverlik ruhu onu şehadet mertebesine yükseltti. Mübariz bütün gençlere örnektir. Ordumuzda mübariz, Ferit gibi binlerce, on binlerce kahraman var. Azerbaycan ordusu Güney Kafkasya'nın en güçlü, en profesyonel ordusudur. Ve şehitlerimizin kahramanlıkları bunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Mübariz İbrahimov'un naaşının rehin tutulduğu sırada Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Azerbaycan tarafını Mübariz İbrahimov'u kahraman göstererek Ermenilere gözdağı vermekle suçladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ise ona şöyle cevap verdi. Savaşın kendi kanunları vardır ve bu kanunlar Mübariz İbrahimov'u bir kahraman olarak tasvir eder. O tek başına Ermeni askerlerinin koruduğu siperleri yıkarak ondan fazla işgal askerini öldürmüş ve kendisi de kahramanca canını vermiştir. Savaş kanunlarına göre taraflar kahramanlara saygı duymak zorundadırlar. Eylül 2020. Azerbaycan topraklarının %20'si hala işgal altındaydı. Bu yıllar boyunca Ermeni tarafından gelen taciz ateşleriyle çok sayıda asker ve sivil yaşamını yitirmişti. Doğrudan askeri provokasyonların yanı sıra Beyrut limanındaki patlamaların ardından aralarında binlerce Lübnanlı Ermeni'nin de bulunduğu çok sayıda YPG ve PKK'lı teröristin Ermenistan tarafından işgal altındaki Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına sevk edilmesi, uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ederek suların iyice ısınmasına neden oldu. Ağustos 2020'nin sonunda Ermenistan Başbakanı'nın eşi Anna Hagopyan'ın Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında yasa dışı olarak düzenlenen bir askeri tatbikata katıldığını duyurmasıyla durumun gerilimi zirveye ulaştı. 25 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 75. oturumu genel görüşmelerinde video formatında yaptığı konuşmada Azerbaycan askerleriyle 76 yaşındaki bir sivilin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden bahsedildi. Özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 17 Temmuz'dan Eylül'e kadar askeri kargo uçaklarıyla 1000 tondan fazla askeri teçhizatın Ermenistan'a taşındığını belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, 27 Eylül günü saat 6 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşkes rejiminin ağır ihlaline ilişkin bir açıklama yaptı. O gün Azerbaycan ordusu bütün cephe boyunca saldırıya geçti. Ülke topraklarında sıkı yönetim ve kısmi seferberlik ilan edildi. Bir Azerbaycanlı muhabirin tabiriyle 1992 yılında annelerinin kucağında kaçkınlar olarak bölgeyi terk eden bebekler 28 yıl sonra tankların üzerinde geri döndüler. O günlerde Cumhurbaşkanı Aliyev, halkın karşısına askeri üniformasıyla çıkarak ardı ardına gelen zafer haberlerini bizzat duyurdu. Spikerler bu haberleri verirken duygularına hakim olamıyorlardı. 8 Noyabr 2020 yıl Azerbaycan rayına kavuştuk. Artık ve nihayet Zengilan rayonu işgalden azat olundu aynı zamanda.
Bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Qarabağın göz bebeği Şuşanın alındığı gün Azərbaycan halkı sevinçdən sokaklara döküldü. Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa bizə xoş gəldin, Şuşa! Müdafiə naziri, sağ olun. 44 gün sürən və tarihə 2-ci Qarabağ savaşı olaraq geçən bu şiddətli savaş sonunda Azərbaycan ordusu işğalcı Ermənistan üzərində mutlaq bir zəfər qazandı. Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq salnaməsinə 2873 evladının daha adını yazdı. Azərbaycan əsgərləri 2010-da Mübariz İbrahimovun tək başına bastığı və şəhid edildiyi karakola Azərbaycan bayrağı astılar. Büyük zafer sonrası Şuşada düzenlenen Harı Bülbül Uluslararası Folklor Festivalinde Önder Haydar Aliyev'in bir konuşması yayınlandı. Biz Qarabağsız yaşayamayız diyordu Baba Aliyev. Bunu hayal dahi edemeyiz. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün bu iftixar bir nöqtəsidir. O sırada onun dünya gözüyle bir daha göremediği topraklarda, başta oğlu olmak üzere bütün Azerbaycanlılar o konuşmayı ayakta alkışlamaktalardı. O gün dünyanın karşısında hem muzaffer bir komutan hem de babasının vasiyetini yerine getirmiş bir evlat vardı. Mübarizin yüce ruhu belki de o günler huzura vardı. O baharı çok seviyordu. Baharda çiçekleri seyretmeye doyamazdı. Şehitlik zirvesine vardığında da ömrünün baharıydı. Yıllar geçti, Mübariz hayatının bahar çağında kaldı. Ve hep öyle kalacak. Orada, yüksekte bir karakol var. Orada hala Mübariz'in postallarının izleri var. Taşa toprağa onun nefesi sinmiş. Bu karakol da artık Azerbaycan'ın ulusal kahramanı Mübariz İbrahimov'un adını taşıyor. Kahramanımızın adını taşıyan bu karakola görev için gönderilen askerler bunu bir ayrıcalık olarak kabul ediyorlar. Cesur savaşçının şerefli adına layık olmaya çalışan Azerbaycan askerleri.